Beşler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin Yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabının çözümleriyle tekrardan karşınızdayız. Sayfa numaraları 78, 79 ve 80 olacak arkadaşlar. Ve ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Yaş problemlerinin sonuncu testi bu test. Toplamda da 12 sorudan oluşuyor. Evet, ilk sorumuzda bize demiş ki bir çamaşır makinesinin ömrü en az 8, en çok 12 yıldır. Ömrünü tamamlamış çamaşır makineleri elektronik atık kapsamında değerlendirilir. Beşer yıl arayla alınmış iki çamaşır makinesinin elektronik atık olarak değerlendirileceği yıllar arasındaki fark en çok kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Beşer yıl arayla alındıysa sevgili arkadaşlarım ve atık olarak değerlendireceği yıllar arasındaki fark en çok kaç olabilir demiş ya. O zaman şöyle diyelim. İlk alınan çamaşır makinesi 8 yılda bozulmuş olsun. İkinci alınan çamaşır makinesi de 12 yılda ömrünü tamamlamış olsun. Bunların aralarında da alınma yılları arasında 5 yıl fark vardı. Şimdi o zaman şöyle diyelim. 2000 yılında biz bunu aldık. 2005 yılında bunu aldık. Bu 2017 yılında çöp olacak. Bu da 2008 yılında çöp olacak. Aralarındaki fark kaç yıl arkadaşlar? Aralarındaki fark 9 yıldır. Dolayısıyla cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim 2'ye. Pelin, Rıza, Selin ve Taner'den oluşan 4 kişilik bir arkadaş grubunun ikişerli yaşları toplamı aşağıdaki gibi aralarındaki dikdörtgenlerin içine yazılmış arkadaşlar. Bakın burada Pelin'le Rıza'nın yaşları toplamı 8x artı 1'miş. Pelin'le Taner'in yaşları toplamı, Taner artı Pelin diyelim, eşittir 9x eksi 3'müş. Daha sonrasında Taner ile Selin'in yaşları toplamı 8x artı 9 iken Selin'le Rıza'nın yaşları toplamı da gençler 9x artı 1'miş. Pekala. Şimdi buraya dikkat. Pelin Rıza, Taner Selin ve Taner Pelin, Selin Rıza. Yani şu sarı grupta 4 kişi var. Mavi grupta da 4 kişi var. O halde ben 8x artı 1 ile 8x artı 9'un toplamı olan 16x artı 10'u eşitlerim neye? 9x eksi 3 ile 9x artı 1'in yaşları toplamına, yani 18x eksi 2'ye eşitlerim. Buradan 16x'i bu tarafa salladım, 2x eksi 2'yi bu tarafa salladım, 12. Demek ki x kaç olacakmış arkadaşlar? 6. Bana bu 4 kişilik grubun yaşlarının ortalaması sorulmuştu. Pelin Rıza, Taner Selin, bunları toplarsanız 16x artı 10 yapıyordu. 4 kişinin yaşları toplamı 16x artı 10. İşte bunu demiş 4'e böl. Yaşların ortalaması sorulduğu için. X 6'ydı, unutmayın. 6 kere 16 96. 10 daha kaç yapar? 106 yapar. Ve 106'yı 4'e bölecekmişiz. 104'ün içerisinde 26 defa. 2'nin içerisinde 4'te yarım defa. Yani yaşların ortalaması 26,5 yapar. Cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 3'e. Bir ülkede 1. sınıfta öğrenim görme yaşı 7 olup sınıfta kalma olmadan tüm öğrenciler her 1 yıl sonrasında bir üst sınıfa geçmektedir. Bakın sınıfta kalma yok ve 1. sınıf için 7 yaşın olmamız gerekiyor. 2020 yılında bu ülkedeki bir okulun bir okul müdürünün yaşı bir okulda 31 öğrencinin bulunduğu 9A sınıfındaki öğrencilerin yaşları toplamının 1/15'ine eşit. Şimdi bakın 7 yaşında 1. sınıftaysak 9. sınıfta gençler kaç büyük? 8 büyük. O zaman 8 artırırsanız 15 yaşında olur kişiler. Ve arkadaşlar 31 tane öğrencinin yaşları toplamı 31 kere 15'tir. Bunların yaşları toplamının 1/15'i, yani 15'e bölersek müdürün yaşını buluyormuşuz. Yani o zaman müdür kaç yaşındadır? 15'ler giderse müdür 31 yaşındaymış. Bu cepte. 2021 yılında müdür 32 yaşında olacaktır. Aynı müdürün yaşı, yani 32, aynı öğrencilerden en tanesinin yaşları toplamının 1/12'siymiş. Şimdi aynı öğrenciler 15'ti ya, 16 yaşına gelecektir en tanesi ve bunun 1/12'sine eşitmiş. Çok güzel. 4'e böldüm 4, 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm kaç gelir? 2. O halde arkadaşlar 8 gelir, özür dilerim. N'i sormuştu. 3 ve 8'i çarparsanız en kaç gelir? 24. Bize en kaçtır diye sorulmuş. Cevap Denizli seçeneği olacaktı. Geçtim 4'e, şu kısmı siliyorum. Arkadaşlar demiş ki ikişer yıl arayla kurulmuş ABC futbol takımlarının 2022 yılındaki yaşları toplamı 2228'dir demiş. Şimdi A futbol takımı, B futbol takımı ve C futbol takımı var. Ve bunlar ikişer yıl arayla kurulmuşlar. Yani o zaman bu X yılında kurulduysa bu X-2 yılında kurulmuştur. Bu da X artı 2 yılında kurulmuştur
diyebiliriz. Pekala, yaşları toplamı 228'dir demiş. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Şu yılda kurulan daha geç kurulduğu için hatta ve hatta yıllarını boş verin. Yıllarını boş verelim mi bakalım. Yıllarını boş verelim. Şöyle yapalım. Bu x yaşındaysa ilk kurulan x artı 2 yaşındadır. Son kurulan da x eksi 2 yaşındadır. Şimdi ben bunları toplarsam 228'e eşitleyebilirim. Böylelikle ikilerde gider. 3x eşittir 228 derseniz x eşittir 7 ve 6. X 76 gelir. Yani bu takım 76 yaşında, bu takım 78 yaşında, bu takım da 74 yaşında diyebiliriz. Hangi yılda? 2022 yılında. O zaman ben 2022'den sırayla 74'ü, 76 ve 78'i çıkarırsam arkadaşlar. Bakın 2022'den 74'ü çıkardım. 12'den 4 çıktı 8. Şurada arkadaşlar 1 kalmıştı. 11'den 7 çıktı 4. Burası da 9, burası da 1. Yani bu takım 1948'de kurulmuş 74 yaşında olan. O zaman bu 1946'da kurulmuştur. Bu da 1944'te kurulmuştur gençler. Tamam mı? Pekala. Ne demiş? Bu futbol takımlarından her birinin ilk şampiyonluğu kazandığı yaş kuruluş yılının birler basamağındaki rakama eşittir. Şimdi bununki 4, bununki 6, bununki 8. Ve ne demiş? Futbol takımlarından her birinin ilk şampiyonluğu kazandığı yaştan bahsetmiş. Şimdi bu 1944'te kurulup 4 yaşında ilk kupasını aldıysa 1948'de kupa almıştır A. 1946'da kurulup 6 yaşındayken kupa aldığına göre 1952'de kupa almıştır B. 1948'de kurulup 8 yıl sonra kupa aldığına göre C'de 1956'da bu kupayı almıştır diyebiliriz. ABC takımlarından en son kurulan takım yani C hangi yıl şampiyonluğunu hangi yıl almıştır diye soruluyor. Zaten 1956 bulduk. O halde cevabımız da Edirne seçeneği olacaktı diyebiliriz. 79. sayfamız 5. sorumuz. Vedat 2020 yılında bir dergide aşağıdaki bilgiyi okumuş arkadaşlar. Nokta 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 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Osman Hamdi Bey hem arkeolog hem de bir ressamdır. Nokta 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 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurmuştur. Ünlü eseri Kaplumbağa Terbiyecisi'ni yaptıktan 4 yıl sonra vefat etmiştir. Yine kronolojik sıraya koymamız gereken bir soru. Bir önceki testte de vardı hatırlarsanız. Vedat bu bilgiyi okuduktan sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kendisinin doğumundan 100 yıl önce kurulduğunu. Bakın arkeoloji müzesi diyelim, tamam mı? Arkeoloji müzesi şurada kurulmuş. Ve Vedat da şurada doğmuş. Vedat'ın doğum yılı diyelim. Tamam mı? Ve bunların arasında kaç yıl varmış arkadaşlar şu arada? Hemen gösterelim. Şu aralıkta 100 sene varmış. Pekala. Şimdi kronolojik sıra yapacağız yine. Ve Osman Hamdi Bey İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurduktan 15 yıl sonra 64 yaşındayken ünlü eseri Kaplumbağa Terbiyecisi'ni yaptığını fark etmiş. Yani arkadaşlar şundan 15 yıl sonra, yani şurası. Burada ne yapmış? Kaplumbağa Terbiyecisi adlı eserini yapmış arkadaşlar. Ve burada 64 yaşındaymış. Yaş 64'müş arkadaşlar. Kimin? Osman Hamdi Bey. O zaman şu araya 85 yıl kalır değil mi? Burası 15'te, burası 85 yıl kalacaktır. Pekala. Vedat'ın 2020 yılındaki yaşı Osman Hamdi Bey'in İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurduğu yılki yaşının 20 eksi olduğuna göre. Şimdi Vedat'ın yaşına ben x dersem, Arkeoloji Müzesi'ni Osman Hamdi Bey kurduğunda sevgili arkadaşlar 64'ten 15'i çıkarın bakalım ne kalıyor? 49 mu kalıyor? Şimdi Osman Hamdi Bey 49 yaşındayken Arkeoloji Müzesi'ni kurmuş ve diyor ki bakın Vedat'ın 2020 yılındaki yaşı Osman Hamdi Bey'in İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurduğu yılki yaşının 20 eksiğiymiş. O zaman arkadaşlar Vedat'ın yaşına x değil direkt 29 diyeceğiz. Neden? Çünkü arkadaşlar 49'dan 20 eksikmiş Vedat'ın 2020 yılındaki yaşı 29. Ne demiş? Müzesini kurduğu yılki yaşının 20 eksi olduğuna göre Osman Hamdi Bey Kaplumbağa Terbiyecisi eserini hangi yıl yapmıştır? Şimdi arkadaşlar şöyle diyeceğiz biz. Neredeydi? Kendisinin doğumundan. Vedat'ın doğumu burasıydı. Bakın şurası. Şimdi 2020 yılında Vedat 29 yaşındaysa burası 1991 yılıdır. Ve 85 yıl geriye gittiğim takdirde Kaplumbağa Terbiyecisi'nin ortaya çıktığı, yapıldığı, bu eserin yapıldığı yılı bulmamış, yılı buluyor olmamız gerekiyor. 1991'den ben 85'i çıkaracak olursam eğer 1906 yılını bulurum. Galatasaray 1 yaşındayken Kaplumbağa Terbiyecisi eseri yapılmış. Fener daha piyasada yokmuş gençler.
Evet, 5. sorumuzu da böylelikle çözmüş olduk. Cevabına Edirne dedik ve devam ediyoruz 6. sorumuzla. Ata yadigarı bir kolyeyi Şefika annesinden 19MN yani 1900MN yılında almış. Şimdi Şefika diyelim. Şefika 1900MN yılında almış arkadaşlar. Kızı Sevim'e 1900NM yılında vermiş. 1900NM yılında da Sevim'e vermiş. Sevim ise aynı kolyeyi kızı Pelin'e 2000N yılında vermiş. Pelin de bu kolyeyi 2000N yılında almış. Böyle anneden anneye, anneden kızına geçen bir kolyeymiş arkadaşlar. Sevim aldığında kolye 192. Bakın Sevim aldığında 192 yaşındaymış kolye. Pelin aldığında da 217 yaşındaymış. Olduğuna göre Şefika aldığında kolye kaç yaşındaydı diye sorulmuş. Yani şurası soruluyor bize. Şimdi o zaman ben şöyle demek zorundayım. 217'den 192'yi çıkarırsanız aralarındaki yıl farkı sevgili arkadaşlarım 25 yıl olacaktır. Yani 1900NM yılına 25 eklediğimiz zaman 2000N yılını bulmuş oluyoruz. Şimdi burası da 1900 artı 10N artı M derim artı bir de 25'imiz var. Sağ tarafta 2000 artı N'dir arkadaşlar, dikkat etseniz, çözümlerseniz. 1900'ü 2000'in yanına atarsam 100 kalır. 25'i de karşı tarafa geçirirsem burada 75 kalır. N'yi sol tarafa davet edersek 9N artı M yapacaktır. Ve buradan M ve N rakam olduğu için N sayısı mecburen 8. M sayısı da arkadaşlar mecburen 3'tür. Çünkü 8 kere 9 72. 3 eklersem 75 yapar. Demek ki şu yıl 1983'müş. O zaman burası da 1938'dir. 1983 ile 1938 yıllar arasında kaç fark var? 45 yıl fark var arkadaşlar. Demek ki burada 192 yaşındaysa 45 çıkaracağız ki gerçek yaşını bulalım. Şefika aldığında kaç yaşındaydı bu kolye? 2'den 5 çıktı 7. Daha sonra 8'den 4 çıktı 4 ve 1. Yani 147 yaşında olacakmış arkadaşlar bu kolye. 6. sorumuzun cevabı da sevgili gençler bu şekilde Edirne seçeneği olmuş olur. Ve 7. sorumuz için sağ üst taraftayız. Şu kısımları da şöyle silelim. Demiş ki bakın, İrem 2021 yılında babasının evrak çantasını incelerken babasının ilkokula başladığı yıl ile annesinin doğduğu yılın aynı olduğunu ve kendisinin doğduğu yıl ile babasının yüksek lisansı tamamladığı yılın aynı olduğunu görmüş. Şimdi bak, 2021 yılında karıştırıyor evrak çantasını. Babasının ilkokula başladığı, baba okula başladı diyelim. Baba okula başladı tam olarak şurada. Ve sevgili arkadaşlarım, burada annesi doğdu. Anne doğdu. Pekala. O zaman babanın doğumu daha öncesindedir. Daha sol taraftadır. Şu şekilde bir kronolojik sıra halinde ilerliyor arkadaşlar bunlar diyelim. Anne de doğmuş, bu tarafa doğru geliyor. Şimdi annesinin doğduğu yılın aynı olduğunu ve kendisinin doğduğu yıl ile babasının yüksek lisansı tamamladığı yılın da aynı olduğunu görmüş. Yani sevgili arkadaşlar, burada İrem doğdu. İrem doğdu ve baba yüksek lisansı tamamladı. Tamam. Babasının eğitim hayatı 2010 yılında aldığı yüksek lisans diplomasıyla hiç ara vermeden 20 yılda tamamlandığına göre. Şimdi babasının eğitim hayatı 2010 yılında aldığı yüksek lisans diploması ile diyor. Hiç ara vermeden 20 yılda tamamlanmış ya. İrem annesinden kaç yaş küçüktür diye soruyor. Şimdi babanın okula yaşladığı yıl ile o zaman yüksek lisans diplomasını, yani 2010 yılında yüksek lisans diploması almış ya, 20 yıl sürdüyse demek ki arkadaşlar babanın okula başladığı yıl ile İrem'in doğduğu yıl arasında, yani yüksek lisans diplomasını aldığı yıl arasında 20 yıl vardır. Böylelikle İrem'in doğduğu yıl şurası, annesinin doğduğu yıl burası. Demek ki burada da 20 yıl var. Demek ki İrem annesinden 20 yaş küçük. Cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Ve devam ediyorum 8. soruyla. Şurayı sildim. 4 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 2007 yılında x artı 9'muş. Ve 4 kişiler, o zaman yaşları toplamı ne olur? 4x artı 36 mı olur? Değil mi? 2015 yılında, yani aradan 8 yıl geçmiş arkadaşlar. 2x eksi 1 olmuş. Yine 4 kişiler. 4 de bunu çarparsanız 8x eksi 4'müş bunların yaşları toplamı. Artık x'i bulabiliriz bence. Neden biliyor musun? Çünkü 8 yıl geçti ya. 4
Kişi 8'er yaş büyürse aslında buradan buraya 32 yaş büyümüştür sevgili arkadaşlar, yaşları toplamı. Demek ki ben 4x artı 36'ya 32 eklersem 4x artı 68 gelir. Bu da 8x eksi 4'ü verecekmiş bana. 4x'i bu tarafa davet ettim. 4x eksi 4'ü bu tarafa aldım. 72. O halde x kaçmış? 18. X 18 bulduk. Pekala. Ne demiş bize? 2027 yılında 5 kişilik bu ailenin yaş ortalaması 2x artı 3 olacaktır. Şimdi 2x artı 3 olmuş ortalama ama tabii bu durum sevgili arkadaşlar 5 kişi için geçerli. Bunu 5 ile çarparsanız yeni yaşları toplamı 10x artı 15 olacaktır. X 18'de unutmayın. 18'de şurası ne yapar? 180, 15 daha 195 yapar. 5 kişinin yaşları toplamı 195'miş. Şimdi normal şartlar altında, bakın normal şartlar altında 2015'ten 2027'ye geçildiği zaman burada kaç yıl var? 12 yıl var. Bütün aile bireylerinin, bütün aile üyelerinin yaşları 12'şer yıl büyüyeceği için ve hiç çocuk doğduğunu düşünmeyelim. Çocuk doğmadı diye düşünelim. Bu 4 kişinin yaşları 12'şer yıl büyüyeceği için buradan buraya 48 yıl geçecekti. 48 yaş geçecekti. Şimdi ben x 18 buldum ya. 8 kere 18 kaç yapar hocam? 8 çarpı 10 80 144 yapar. 4 çıkarırsak 140. Şimdi 140 iken yaşları toplamı 48 büyürse 188 olur. Şimdi ailede hiç çocuk doğmadığını düşünürsek yaşları toplamı 188 olacaktı. Ama ailede bir çocuk doğmuş ve yaşları toplamı 195 olmuş. O zaman bu çocuk 2027 yılında aslına bakarsanız şuradaki yıl farkı kadar yaşı vardır. Yani 7 yaşındadır. Şimdi ne demiş? 2000 AB yılında mı doğmuştu çocuk? E çocuk 7 yaşındaysa 2027 yılında. E demek ki 2020'de doğmuş. 2000 AB 2020'ymiş. O zaman A2'dir, B0'dır. A ve B rakamlarının toplamı sorulmuş. 2 artı 0'dan cevabımız Denizli seçeneği olur. Sevgili arkadaşlar 8. sorumuzun cevabı da D şıkkıydı deriz. Ve devam ediyoruz. Kaçıncı soruyla? 9. soruyla. Ali Kuşçu, Cahit Arf ve Ömer Hayyam matematiğe yaptıkları katkılarla tarihimizin önemli 3 bilim insanıdır. Ali Kuşçu var. Cahit Arf var. 10 liranın arkasında da biliyorsunuz ki resmi var. Ve Ömer Hayyam var. Pekala. Yaptıkları katkılarla tarihimizin önemli 3 bilim insanıdır. Cahit Arf 1910 yılında doğmuş. Doğum ve vefat diyelim. Tamam mı? Cahit Arf değil mi? Aynen 1910 yılında doğmuş. Ankara gücüyle beraber. Ali Kuşçu Cahit Arf'tan 436 yıl önce, Ömer Hayyam'dan 426 yıl sonra doğmuştur. Şimdi Ali Kuşçu Cahit Arf'tan yani 1910 yılından sevgili arkadaşlarım 436 yıl önce doğmuş. Çıkaralım. 10'dan 6 çıktı 4. 0, 3, 7 kalır. 8'den 4 çıktı 4 ve 1. 1474 yılında doğmuş Ali Kuşçu. Daha sonrasında Ömer Hayyam'dan 426 yıl sonra doğmuş. Kim? Ali Kuşçu. Şimdi Ali Kuşçu 426 yıl sonra doğduğuna göre 1474'ten de ben gidip 426'yı çıkarırsam bu sefer de Ömer Hayyam'ın doğum yılını bulurum. 14'ten 6 çıktı 8. 6'dan 2 çıktı 4. Şurası 0. Burası da 1. 1048 yılında da sevgili arkadaşlar Ömer Hayyam doğmuştur. Ömer Hayyam kaç yılında doğmuştur diye soruluyor. Cevabı bulduk. 1048 cevabımız D şıkkında verilmiş sevgili gençler 9. sorumuz. 10. soru. 10. soruda bir düzeltme var. Sizden ricam soruyu düzeltin. Şu kısmını düzelttik arkadaşlar. Kitaplarınızda yazan sorunun bu kısmı değişti. Aklınıza bulunsun. Ahmet, Bora, Cüneyt, Doğan ve Emre'nin yaşlarıyla ilgili. Ahmet Bora'nın yaşına geldiğinde diyor. Şimdi Ahmet Bora'nın yaşına geldiğinde şöyle bir gösterelim bunları da. Ahmet, Bora, Cüneyt, Doğan ve Emre. Ben bunları bundan sonra A, B, C, D, E diye isimlendireceğim. Ahmet Bora'nın yaşına geldiğinde diyor ya. Demek ki Ahmet Bora'dan küçük ki Bora'nın yaşına geldiğinde deniliyor. Cüneyt de Doğan'ın yaşına gelmektedir. Demek ki Cüneyt Doğan'ın yaşına geliyorsa Cüneyt Doğan'dan küçük. Yalnız Ahmet de Ahmet Bora'nın yaşına geldiğinde Cüneyt Doğan'ın yaşına gelmekte diyor ya. Demek ki arkadaşlar artık şu da belli. Bunların ikisinin arasındaki yaş farkları da birbirine eşit. Yani B eksi A eşittir. D eksi C de yazabiliriz tabii ki. Bu da böylelikle cebimizde dursun. Ama A'nın B'den ve C'nin D'den küçük olduğunu anlayın. Bunlar önemli. Doğan Bora'nın yaşındayken. Şimdi Doğan Bora'nın yaşındayken diyorsa demek ki Doğan kesinlikle ama kesinlikle Bora'dan daha büyük. Çünkü yaşındayken diyor. Bora da Emre'nin şimdiki yaşındaydı.
Yani arkadaşlar bu ne demek? Bakın geriye gittik. Bora Emre'nin şimdiki yaşına geldi. Dolayısıyla Bora Emre'den büyük. Bora Emre'den büyük arkadaşlar. Yani D büyük, B büyük, E o kesin. Pekala, buna göre bu 5 kişinin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında aşağıdaki isimlerden hangilerinin yaşları ortada olabilir diye sorulmuş bize. Bu arada Doğan Bora'nın yaşındayken Bora da Emre'nin şimdiki yaşına diyorsa demek ki Doğan'la Bora'nın arasındaki yaş farkı Boran ile Emre'nin arasındaki yaş farkına da eşit. Yani bizim elimizde iki tane şu benzer eşitlik var bakın. Şunu da şuraya alalım mı şöyle. B-A D-C'ye, D-B de B-E'ye eşit. Bu da önemli bir detay. Şimdi bakın bunu sayı doğrusu üzerinde göstermeye gayret gösterelim. Tamam mı? Şöyle bir sayı doğrumuz olsun. Bu sayı doğrusu üzerinde E küçük B küçük D eşitliği kesinlikle mevcut. E, B ve D dedik. Tamam. Daha sonrasında A B'den küçüktü. Yani A bu tarafta olacak. C de D'den küçüktü. Yani C de bu tarafta olacak. Ama şu bir kesin. B eksi A ile D eksi C birbirine eşitti. D eksi B ile B eksi E de birbirine eşitse demek ki şu aralıklar birbirine eşit. Çok güzel. Şimdi burayı anladıktan sonra B'nin A'dan farkı D'nin C'den farkına eşit oluyorsa bakın 3 farklı durum o zaman göstereceğim ben size. Şunu alacağım. Şöyle yapalım. Daha sonrasında da biraz açalım arasını. Bunu da alacağım. Bir tane daha şöyle yerleştireceğiz, tamam mı? Hatta şöyle yerleştirelim. Şöyle biraz da yukarı taşıyalım arkadaşlar. Tam taşıyamadık. Şöyle yapalım. Heh. Burası görünüyor mu? Görünüyor. Çok güzel. Şimdi bakın gençler. Kırmızıyı alalım. B'nin A'dan farkı D'nin C'den farkına eşitse ben eğer A'yı şuraya bir yere koyarsam şuradaki mesafe D ile C arasındaki mesafeye eşit olacak. Yani şuradaki mesafeye eşit olacak. C burada olabilir. Böylelikle E, A, B, C, D ortada kalan kim? B olabilir. Bana ne demişti? Küçükten büyüğe doğru sıralandığında aşağıdaki isimlerden hangilerinin yaşları ortada olabilir? B ortada olabiliyor arkadaşlar. Pekala devam. Daha sonrasında eğer ki ben A'yı gidip E'nin sol tarafında seçersem yani şurada. Bakın B ile A arasındaki mesafe ile D ile C arasındaki mesafe eşit olacaktı. Yani o zaman C'yi nereye koyabiliriz? Şimdi şu B ile A arasındaki mesafeye bakarsan şurayı kat etmiş. Bakın şurayı kat ettikten sonra biraz daha ilerlemiş. O zaman D ile C arasındaki mesafe de şurayı kat ettikten sonra biraz daha ilerleyecek. Yani C burada olabilir. O halde A, E, C, B, D sıralaması olur ve ortada kalan isim bu sefer C'dir. Yani arkadaşlar C de ortada olabilir. Ortada kalabilecekleri yazalım. Bora ortada kalabiliyor. Cüneyt ortada kalabiliyor. Bir tane daha bakalım en alttakinde. Şimdi yine sevgili arkadaşlar şunu şöyle biraz da uzatalım. Yine bakın dikkat edin. Biz B ile A'nın arasındaki mesafe eşittir demiştik ya. Bu sefer şurayı da şöyle eşit sayarsam biraz daha bu tarafında seçelim A'yı. Şurada. Ve B ile A'nın arasındaki mesafe neresi olmuş olur bakın. Hop şurası. Şimdi o zaman D ile C arasındaki mesafe de eşit olacak ya bak. Bir tane aynısından bir tane daha aynısından kat ettirdik bunu. O zaman buna da D ile C arasındaki mesafeyi de aynı şekilde kat ettirirsek şurayı geçtikten sonra biraz daha ilerleyecek. Yani o zaman C burada olacak. Ve böylelikle A, C, E, B, D sıralaması olur ve ortada kalan bu sefer kimdir? Emre'dir. Şimdi ortada kalabilecekler sadece bunlar. Bize ne demiş? Ortada kalan isimlerden hangilerinin yaşları ortada olabilir diye sorulmuş. Bora, Cüneyt, Emre. İkişerli verilmiş şıklar. Buradaki isimlerden ikisinin bir arada olduğu tek şık Bora ve Emre'dir. Cevabımız da sevgili arkadaşlar B seçeneğidir diyebiliriz. Güzel soruydu, sağlam soruydu. Geçtim 11'e. Asır arka arkaya gelen 100 yılı belirtmek için kullanılan bir terimdir. 1. asır 1 ile 100 arası, 2. asır 101 ile 200 arasındaki yılları ifade ediyor. 12. asırda kurulan yani 12. asır nedir o zaman? 1101 ile 1200 yılları arasına biz 12. asır diyeceğiz. 12. asır diyeceğiz. İmparatorluk 1894 yılında yıkılmıştır. 1894'te yıkılmış arkadaşlar. Burada da bir yerde doğmuş bu imparatorluk. Peki bu imparatorluğun arşivlerinde bulunan bir belgede 1284 yılında imparatorluk yaşının kuruluş tarihinin son iki basamağından oluşan sayı ile aynı olduğu tespit edilmiştir. Bakın 1284 yılında imparatorluk
yaşının, imparatorluk yaşının kuruluş tarihinin, yani 1100 AB'nin, tamam, kuruluş tarihi bu, şu ikisi arasındaydı çünkü, 1100 AB'nin son iki basamağından oluşan sayıyla aynıymış. O zaman ben bu 1100 AB sayısına gidip AB iki basamaklı sayısını eklediğim zaman 1284'ü yakalamam gerek. Çözüm ne yerim arkadaşlar? 1100 AB demek 1100'ün üzerine AB eklemek demek. Bunun üzerine bir AB daha eklediğim takdirde 1284'ü mü yakalıyormuşum? At 1100'ü bu tarafa. 2 tane AB iki basamaklı sayısı eşittir. 1284'ten 1100'ü çıkarırsan 184 gelir ve AB iki basamaklı sayısı bizim için bundan böyle 92'dir. Yani arkadaşlar bu imparatorluk 1192'de kurulmuş. Peki kaç yılında yıkılmıştı? 1894'te. Çıkarırsanız imparatorluğun kaç yıl ayakta kalmış olduğunu bulursunuz. 4'ten 2 çıktı 2, 9, 9, 0, 8, 1, 7 ve 0. 702 yıl bu imparatorluk ayakta kalmıştır. Cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve son sorumuz, şu güzel sorunun çözümünü de buradan silelim. Bir kişinin yaşı x olmak üzere, x 12'den küçük veya eşit ise bu kişiye çocuk denir. 2021 yılında bir ailenin fert sayısı 70 olup, herkesin, ya sülaleden falan bahsediyor, ailede de öyle 4 kişilik bir çekirdek aileden bahsetmiyor. 2021 yılında bir ailenin fert sayısı 70 olup herkesin yaşları birer pozitif tam sayıdır. 2021 yılında bu ailedeki çocuk sayısı çocuk olmayanların sayısından 10 fazla. Şimdi x tane çocuk var diyelim. Çocuk olmayanlar x eksi 10 olacakmış. İkisinin toplamı da zaten bize neyi verecek? 70'i verecek. O zaman 2x eşittir 80 derim. X eşittir 40 olur. Yani bu ailede 40 tane çocuk var. 40 çocuk. Ve 30 tane çocuk olmayan var. Çocuk olmayan. Yetişkin demeyelim. Çünkü 13 yaşındaki bir çocuğa da yetişkin. 12 yaşındaki bir çocuğa yetişkin diyemeyiz değil mi? Pekala. Bize demiş ki. İse çocukların... 10 fazla, 2022 yılında ise çocukların sayısı çocuk olmayanların sayısının birbirine eşittir. Şimdi aradan bir yıl geçti. Eşitse 35-35 olmuştur. 35'i çocuktur. 35'i de çocuk değildir o zaman. Çocuk olmayandır. Peki bakın şöyle diyeceğiz o zaman. Bu 5 tane çocuk kesinlikle ama kesinlikle 12'den 13 yaşına geçmiş. Yani 2022'de 13 yaşına girmiş bu çocuklar. 5 kişiyiz. Çünkü burada çocuk sayısı 5 azaldı. Peki 2022 yılında ailenin fertlerinde değişim olmadığına göre 2021 yılında bu ailedeki çocukların yaşları toplamı en çok kaçtır? Bakın ailedeki çocukların yaşları toplamı en çok kaçtır diye soruluyor. Şöyle diyeceğiz. Totalde 40 tane çocuk vardı. Bunlardan 5 tanesi 2021 yılından bahsediyor. 5 tanesi kesinlikle ama kesinlikle 12 yaşında. Çünkü 2021 yılında bu 12 yaşında çocuk olan çocuklar 2022 yılında 13 olunca çocuk olmaktan vazgeçmişler diyeceğim. 2022'de çocuk statüsünde değiller artık. O halde 5 tanesi 12 yaşında, bu garanti. Diğer geri kalan 35 tanesine de o zaman 11 yaşında diyelim. Neden? Çünkü en çok kaçtır diye sormuş. O halde ben bununla bunu çarpıp toplayacağım. 5 kere 12 60 yapar. 35 kere 11'de 11 ile kısa yoldan çarpmayı biliyorsun. 3'ü buraya 5'i buraya yazdın, 35. Toplamını araya yazıyorsun, 385. Demek ki ben 385 ile 60'ı toplarsam eğer, bu da ki bana zaten 445'i verir. O halde cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik gençler. Böylelikle bölümün de sonuna gelmiş oluyoruz. 4. bölüm tablo ve grafik problemlerindeyiz. Ve sayfa 83'ten devam edeceğiz problem kitabımızı çözmeye. O videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.